Bir. İyi müzisyenlerle çalışınca. Böyle oluyor. Tabii. Bütün alkışlar efendim evet, sizler için olsun. Evet, müzisyenlerimizle beraber. Harika, hepinize. Bugün, hoş geldiniz. Yalnız gelmedim. Ateşli müzisyenlerinle beraber aynen. Geldim. Onlarsız, hem de nasıl? Onlarsız olmaz. Tabii ki. Dolayısıyla eğer biz bir yerlere gelmişsek, seviliyorsak, bir şeyleri paylaşıyorsak, onlar benim yüreğimin yarısı, onlar benim hafızam, onlar benim yoldaşım, omuz taşım. Dolayısıyla müzisyenlere vurgunum. Hele hepimiz. İyi müzisyenlere ayrı vurgunum. Hepimiz. Hem de nasıl. Ama bunu tabii bir müzisyen olarak söylüyorsun. Senin ruhunda zaten müzisyenlik var. Aynen. Onun için herkese bugün ne oldu böyle. Ben Hakan'ın ayağını mı kaydırmış ay oldum? Ay sorma. Ne oluyor ya? Sorma. Ay Hakan'cığım biliyorsun. Ve ne kadar istiyordu burada olmak. En çok isteyenlerden biriydi. En çok isteyen. Hepimiz istiyorduk ama. Pazar günü konuştum onunla. Telefonla dedim ki ya, Hakan olamaz dedim. Böyle bir şey. Nezle misin dedim, biraz mat geliyor sesin. Dedi ki yok nezle değilim ama biraz sesimde kapalılık var. Yani ben pazar günü demiştim bak, uyandım işe. Ya. Ama Hakan sizler gibi kocaman cevahir yürek. Dolayısıyla çok seviyorum da onu. Çok, hepimizin kardeşim, sevdiği benim canım programa benim. Programa geldiğinde bana evet. Ne dedi biliyor musun? Açtı ertesi gün. Volkan'ım dedi, içine sinmemişse bir daha geleyim. Ya öyle de bir adam işte değil mi? Ya ben nasıl gelmeyeyim sizde? Ay benim canım. Bu benim de partnerim biliyor musun? Tabii biliyorum. Ama beni aldatıyorsun başkalarıyla. Nasıl yani? Ama sen benim partnerimden. Abi şey tamam. Yaban ellere geldin başka. Eyvah. Hiç hoş değil. Yaban elde mi Allah aşkına? Ya biz de yolda geçiyoruz. Seninle aldığımız keyif. Ayrı bir şey. Tadı lezzeti farklı bir şey. Unutulmaz. Ben ama büyük bir keyifle izliyordum. Benim arkadaşlarım ikisi de birbirinden güzel. Kardeşiz biz. Güzel müzisyenler. Biz çok güzel bir işli olduk onlarla. Ama seninle de ayrı bir şeyimiz eyvallah. Var. Bugün onun titreşimlerini zaten. Elbet bir gün buluşacağız. Aynen. Orkestra olan aramızdaki aşkı gördün mü? Evet. Tabii canım. Onlar hem çaldığı zaman aşk. Bayağı mehter evet. Grubu gibi baksana. Dört nefesimiz ama maşallah. Vallahi ne kadar güzel. Evet. Ne şey güzel. Oluyor. Dört nefesli birden çalınca bir de iki tane bu bir eksiğimiz de var. Eksik olmasına rağmen şöyle bir yani. Evet, evet. Yürek kalkıyor. Hem de nasıl? Evet. Hem de nasıl? Zaten baştaki şiirle beraber yürek aldı başını gitti evet. Bende. Herkes de olduğu gibi. Aman Allah'ım. Artık bizi de siz havaya sokun. Mehvedin bizi. Artık bir şeyleri de siz söyleyin. Aynen yeter ki iste. Evet. Ben söyleyeceğim orada sana bir şeyler. Hem de tamam, nasıl? Klarnetle. Ay peki. Canım geçelim mi bu tarafa oturma odasına? Hadi buyurun. Hadi geçelim. Evet. Ben çok mutluyum. Hepimiz öyle. Hepimiz öyle. Gerçekten çok mutluyum. Burada olduğun için canım benim. Dostlar, İyi ki geldin. Dostlar hep beraber. Dostlar bir araya gelince inandığımız, doğru bulduğumuz, güzel, paylaştığımız insanlar. Dolayısıyla kendi evimde gibiyim yani. Ne tabii güzel. Ki. Bugün ev sahibisin sen zaten. Aynen. Ben vallahi öyle ol. Gemi kaptanıyım zaten. Ya bırak Mimoza. Ah Mimoza. Ne güzel ismi var. Ne güzel bir çiçektir o biliyor musun? Yani. Aslında burada çiçek. Adalarda vardır. Antalya bölgesinde var. Narindir. Her bölgede çıkmıyor mu abi? Yok. Ama biz bunu Karadeniz'de, Trabzon'da yetiştirdik babam. Çok böyle şey, bahçeyi çok severdi. Hmm. Antalya'dan getirmişti. Kışın naylonla yetişti ama naylonla örtmen gerekiyor tabii. Onu. Evet. Kar varsa silkelemen gerekiyor. Evet. İnat ettik, kocaman ağaç yaptık. Yaptı. Mimoza oradan kalmıştı aklımda. Türkiye'me hatıram olsun. Çok teveccüh gördü ve insanlarımız güzel şeyler sevdiler bunu çok. Hem de nasıl? Evet. Çok ha? Resimler görüyorum ve yoruldum. Çok mu resim görüyorsun? Siyah beyaz flu ama yine de güzel resimlerdi. Anılar mı siyah beyaz? Ondan mı siyah beyaz görüyorsun acaba? Tabii yani yaşanmışlıklar. Hmm. Bazen pişmanlık demeyeyim de ben pişmanlık duymam. Geç kalmışlıklar olabilir. Hmm. Ama her şeye rağmen kaldır kafanı gökyüzüne bak. Yaşamak güzel. Hem ben şunu nasıl? Öğrendim Sibel'im. Hem de nasıl? Başına canım. Bir olumsuz bir şey gelebilir. Tabii ki. Yani travma yaşayabilirsin ailevi veya ticari. Sırt üstü uzan gökyüzüne bak. De ki hayatın içinde var mı bu var. Kabul. Ben doğru. Öyle yaptım ve o kadar mutluyum ki. Kabul ettim abi. Var hayatın içinde ne yapalım. Ya hepimizin böyle kabullenişleri var zaten. Aynen. Öyle olmalı dediğin gibi. Evet. Aa. O gözler var ya 4 cilt roman yazılır yemin ediyorum. Ay bak Allah şimdi. Aşkına. Ben ne bileyim çekti beni gözleri. Yok bence işte benim. Bir tane yazman lazım demek ki. Ay, bak, hadi mesela bakalım, şu anda böyle benim gözlerime Ahmet böyle. Ahmet Arif'in bir şiiri vardı. Benim gözlerin yangın mavisine çalar gözlerin. Aa. O şiiri yani o gözler hak ediyor. Ay canım benim. Niye canım gülüyorsun? Benim ya. Niye gülüyor? Bilmiyorum. Ne güzel özlemişim senin sohbetini. Ben de seni ya özlemişim. Bir şey söyleyeyim mi bizim? Bebeğim ama beni aldatıyorsun. Yani ama yok ben emin ellerdesin. Şey Hakan'ım var. Ha, öyle de. Sibel'e eyvallah. Kuzey'in oğlu programda mı çıktı abi?
Kuzeyinoğlu şöyle, Ahmet Hayır, Çelenk. Hayır, çok yakıştı sana. Ahmet şey Çelenk. Ahmet Çelenk. Çelenk yaptı. Şimdi bizde bazı deyimler var. Tamam, Ahmet abi bu işin duayeni. Hem aynen. De nasıl? Şimdi işte Laz kızı, işte Kuzeyinoğlu, işte işte Laz oğlu neyse. Çok kelimeler kullanılıyor. Yani bunu şairlerimiz de betimledi. Sunay abi mesela, Martı yüzü diyor mesela. Ya. Neyse, Ahmet Çelenk koydu bu ismi. Ondan sonra dedik abi tamam devam etsin. Bedenimize de uydu elbise. Hem de evet yani, evet çok yakıştı. Kuzeyli evet. Oldu. Hem de Kuzeyli olmaktan da gurur duyuyorum. Yani dünyada bakın bütün ülkelere kuzey hep farklıdır, hep güçtür. Niye bilmiyorum. Coğrafya mı, iklim mi? Doğru. Ne bileyim. Güney daha relax'tır mesela. Ha, abi biraz sıcaktan izle. Oluyor olmasın. Sıcaktan işte abi. Sıcaktan mayışıyor insanlar. Tabii. Evet. Ay ben sıcak seviyorum. Ama tamam da. O kadar da değil. Asmanın altında oturuyor. Tabii. Sağdan sola dönüne i̇şte kadar akşam oluyor. İşte ben. Darlanırız galiba. Aynen. İşte ben çok sıcak seviyorum. Biz olmazsak Türkiye kime gülecektiniz? Renksiz olurdu ya. Biz lazımız abi. Bu ülkeye biz lazımız ya. Evet. Vallahi lazımsınız. Tabii gerçekten ya. Lazımsınız. Hem de nasıl? Benim yine inanılmaz sevdiğim bir türkü var. Bir de İngilizce öyle bir şeyi ben dinledim. O başka İngilizcesi bebeğim. Evet biliyorum. Hem de nasıl bir İngilizce? İngilizce olmasın o İngilizce. Bak bir programa katıldık. Fatih Erkoç abinin programı var. Onu da yapıyorum. Ben de İngilizcesini okuyorum. Hem Türkçe hem İngilizce diyet yapıyorum falan. Fatih abi de çok kibar bir adam yani. Dedi ki Volkan'cığım yanlış anlama ama ben de ayıptır söylemesi İngilizce bilirim. Pek bir şey anlayamadım dedi tamam mı? Dedim abi maçka İngilizcesi dedim ya. O kadar çok istiyordum ki bunu seninle söylemeyi. Çok güzel Ezgi. Ay çok Zaten istiyordum. Hicazlar her zaman Allah Hicaz, Hicaz, Hicaz. Abi Karadeniz'de de enteresan bayağı Hicaz var ya. Var. Yani duygusal türkülerinde de var. Oynak. Var. Aslında Hicaz bütün ülkemizin en çok kullanılan Hicaz. İşte Kürdi, Hüseyini, Uşak. Ama Hicaz... Direkt burun kemiği sızlatır. Gerçekten. Sızı. Parça parça burası sızlar. Seni tebrik ediyorum Tuğçe. Dantel gibi işlemişsin. Kanevici gibi. Köy kilimleri gibi. Çok teşekkür ederim. Onur ettin beni. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben böyle... Ya Braveheart, Braveheart. Değil mi? Haklı şövalye diyor. Tamam şimdi. Evet şövalye söylerken... Bana inanmıyor şövalye işte. Olduğuma. Bana inanmıyor Hadi benim kılıcım burada. Kılıcı da evet yani kalpte de var kılıç dolu. Ya kuliste unuttum onu ya. Kuliste unuttum. Yalnız seni izlerken ne gördüm biliyor musun? Ne gördüm? Çalarken ve söylerken yaşayan insanlar var. Kimileri az yaşıyor, kimileri çok yaşıyor. Kimi hiç yaşamıyor ayrı mesele de. Ama bu tabii ki bizim ekmeğimiz, suyumuz. Bizim paramızı, ekmeğimizi kazanma yolumuz. Ama ruhumuzun ekmeği de galiba biraz... Bizim istiyor ben, canımız değil mi bunu sahnede böyle söylemek, bak, ağlamak, çalmak, yani, içimizden dökmek yemin değil mi? Yemin ediyorum Kalben hiçbir şey umurumda değil. Ya, o kadar... Sadece mesleğimi severek çok, yapıyorum. Evet. Çok hepimiz Ve ben öyle. Şarkı söyledim mi kalbimi vermem, hayatımı veririm. Oh. Canım transa giriyorum. Gerçekten bu beni çok yoruyor. Bazen evet, canım hepimiz acıyor. Hepimiz öyle oluyoruz. Hepimiz ya, gerçekten bazen sahnede iniyorum en az 2 kilo verdiğimi hissediyorum. Tabii. İnanılmaz bir enerji boşalması oluyor. Çünkü ben transa girmeden şarkı okuyamıyorum. Ya çok o genelde doğru. Bizde de oluyor. Biz mesela genelde Hakan yani, abiyle. Çünkü o kadar çok seviyoruz ki. Sibel'i evet. izliyoruz. Onun arkasından konuşuyoruz. Allah Allah. Yani her şarkıda farklı farklı tarzlar yapıyoruz her hafta. Ya. Hani normalde söylediğimiz şarkıların dışında pop da çaldık, Türk yani, halk müziği de yaptık. Şarkı yaptık. Söylemeyi seviyoruz. Evet. Bak mesela Sibel çok güzel bir ses ama sahneye yakışıyor. Sahne iletir diye bir şey vardı. Evet, mesela işte Tarkan'da da var bu. Çok. Tarkancığım. Şimdi mesela Sibel'le Tarkan merceğe bakıyor, eve giriyor. Ben mesela utanıyorum, merceğe bakamam. Ben hayatta bakamam kamera. Yönetmen diyor bana kameraya oyna, ben daha fazla düşüyorum. Halbuki deme. Ben belki bakacağım. Bakacağım, evet. Sibel'le Tarkan merceği yiyor. Ama onlar zaten artık... O, bir, o da ayrı bir yetenek. Bak ama evet, evet. Marşalarız. Ben yapamam. Tanıyorum abi. Ben klarnetim elimde yokken poz bile veremiyorum. Elimi kolumu nereye koyacağım şaşırıyorum. Sahne ama enteresan şimdi... bir şeydir. Peki aynalara bakabiliyor musun abici? Ben mi? Evet. Niye bakmayayım? Ayna ne bakarım ki? Estağfurullah yani. Ama yani kameraya bakam. O da bir ayna çünkü cam. Ama aynalara bak. Şöyle. Yani ben böyle fiziktir, kimyadır öyle o anlamda değil. Ama bakıyorum bu saçım başım nasıl bakıyorum ama çok fazla takılmıyorum. Yok ben şarkıya bağlamaya çalıştım Volkan abi. Biz şu an yayında mıyız? Evet. Yayın. Şaka yapmıyorsun. Tabii canım. Tabii canım yayındayız. Ne güzel işte. Ama gireyim mi? Bir şey diyeyim sen beceremedik bağlamayı. Baştan mı bağlamayı? Yok ne güzel bağladık. Yani. Tamam. Ya. Harikasınız. Harika. Az önce onu diyordum. Bu şarkılar sahnede çok daha farklı oluyor eşlik edince insanlar değil mi? Tabii. Evet.
Ama biz de burada. Biz zaten de bütün ekip bakar kadar mısın vokaller, yani? Vokaller, eşlikler muhteşem. Evet, ben dayanamayıp devamlı aralara giriyorum biliyorsun. Fakat duyuyorum. Duymaz olur musun? Canım benim ya. Duygusal şarkılardan sonra bu tür şarkılar şart oluyor. Çünkü 2-3 evet. tane böyle yavaş çaldıktan sonra bakıyorsun insanlar artık duygu selinden. Gerçi Anadolu'muzda hep var. Önce böyle biraz ağlatıp. Ondan sonra hareket zaten. Bir toprak insanı nemli gözlüdür. Onlar hep iyi ki de nemli gözlü. Değil mi? Kötü insanın gözyaşı olmaz. Kötü insan kurumuş ağaç gibidir. Onun gölgesi de olmaz. Vay be. Biz abi nemli gözlüyüz ve bundan gurur duyuyorum. Ben biraz fazla abartıyorum haddinden fazla. Sen şarkı söylersen içinden geliyor ya. Nasıl da işleme de olur bende olmaz. Bebeğim ben oynamam. Ben o an ne hissediyorsam o. Keyfin yerinde mi Volkan abiciğim? İyisin çok değil mi? Bahtiyarım. Ay canım benim. Elma neden tatlıydı Sibel'im? Neden? Kadınımın yüzünden. Ah. Bakar mısın? Demin söyledim ya. Bakar yaşamak mısın? Niye güzeldi? Niye? Ha niye? E tabii ki kadınımın yüzünden. Ne güzel bir şey. Ne şeftali güzel. Niye tatlı? Onu da sen söyle artık. Hangi şeftali? Bursa şeftalisi. Ya elimi kör. Şeftali niye tatlı? Kadının yüzünden evet. abi. Başka. Hayret sana Hüsnü. Sen zeki adamsın. Ya. Ne güzel bunları duymak. Ben hep bunları söylüyorsun ya. Aklıma başka şey geliyor. Elma neden güzeldir falan derken. Ben sen... bütün tatları o verdi. Sarılıp yatmak mümkün değil. O şu an uzakta. Sarılıp yatmak mümkün değil. Onda özlem bende de kalan var. Hayale. Ah canım bir nasıl şey bir aşk bu. Evet. İşte. Böyle bir şey var. Sarılıp yatmak mümkün değil. Senden bende kalan hayale. Halbuki sen şehrimdesin. Etinle, kemiğinle, beyazlığınla, saflığınla, dişlerine ezdiğin üzüm tanelerine doyamadım. İlkbahar sabahına yatan... Bak çok önemli, burası benim için önemli. Evet, bakayım. İlkbahar sabahına benzeyen yatağına vurgun. Vurgun. Şimdi erkekler bana kızıyor, diyor ki senin yüzünden kadınlarımızdan fırça yiyor. Vallahi bence de, bence de. Ama Sibel'im, bence onlar de da birkaç kelime ezberlesin yani. Artık bu kadar da değil. Ya duyuyorsun. Sadece yani. Topun çizgiyi geçmesi. Ya biraz da başka bir şey. Başka bir şey de ezberle. Bak sen yazmasan da yazdım da yalandan al bir şey. Tabii alıntı canım yap, ya. Bir şey ya yap. Bir şey yap. Emek ver. Dinle dinle. Evet. Sonra biz fena oluyoruz, fırça yiyoruz. Hayır konserlere gelince mutlaka yüz yüze bakıyorlardır. Çünkü. Kesin. Niye bana böyle şiir söylemiyorsun? Şimdi bizim konserlere gelen %60-70 hanımefendilerimiz, kutsal varlıklarımız oluyor. Niye biliyor musun? O erkekler kehren geliyor. Ben anlıyorum. Yemin ediyorum. Mecbur. Hanımefendilerin baskı yüzünden geliyor. Ona da bak seni Volkan'a bak, götür. Görüyor yes, musun yaptıkları. Diye. Tabii. Ama beni sevmiyorlar gibi geliyor bana. Çünkü yok yok seviyorlar. Aa, abi ezberle sen de bir şiir. Şimdi her konsere gelen klarnet çalmak zorunda mı abiciğim? Güzel bir örnek be. He? Ya bunu nasıl becerdin? Olmaz ya. Arada çıkıyor. Bunu ezberleyebilirler. Vallahi biliyorum. Harikasın. Elin ağzına sağlık. Senin ay, sağ olasın. Ay, ay. Sağ olasın. Haydi ben gidiyorum. Unutulmaz. Unutulmaz bir gece bu. Hayır biz şimdi şarkı söylüyoruz. Orkestraya ne oluyor kardeşim ya? Animasyon ekibi oldu. Ama ne güzel, ne güzel. Ama siz sahnede de bu animasyonu yapıyorsunuz yaparız, bence. Yaparız tabii, biz kabare yapıyoruz. Tabii. Öyle olmalı zaten. Müzik, mizah, edebiyat, interaktif şey diyaloglar tabii. Her şey yok, yok, var sadece şarkılarla de. Değil. O kadar güzel mi senin olur? Bir sahne şeyin var zaten, bir kurgun var. Tabii. Sen gerçekten evdeymiş gibi. Onun ve gelen konuklar da evimin en baş köşesinde. Aynen. Evet. Ayaklarına terlik verircesine. Volkan fazla konuşma bana bir bardak soğuk su ver dercesine hizmet ediyoruz. Of. Ay canım benim nasıl güzel. Ha, ne yapayım? Ne yapayım? Vallahi doğru. Yine onun ağlattı seni seviyorum. Kemençe. Selim mi ağlatıyor, Kemençe mi ağlatıyor? Musun? Bak. Her şeyi hatırlıyorum. Babaannemin o elmacık kemiğindeki morlukları, yanın ayak izimi, yarım kalmış öpüşme... Kızılcığı ilk ısırdığımdaki mayhoş tat. Ah. Efendim çimeninde unuttuğum yalın ayak izim. Yani ben, o ben. Evet. O enstrüman ben. Canım benim. Dolayısıyla bana çok şey ifade ediyor. Yani sizler için çok değerli veya çok güzel renk enstrüman benim için hayatım. Hayat demek, doğru. Tamam. Evet. Evet, ne klasik ne klasik. Güzel kendine nefesine sağlık. Biz çalarken sağlık. Kendimizden geçiyoruz. Ya. İnşallah bu seyircimize de geçiyordur tabii, böyle. Geçmez olur mu Hüsnü'cüğüm? Bütün mesele hangi işi yaparsam inandırıcı olman, samimi olman. Önce kendin keyif alman gerekiyor. Tabii sen çalarken samimi çalıyorsun, inandırıyorsun. O zaten direkt geçiyor. Ya, hem evet. De nasıl? Vallahi kaç kişi şu anda ağlamıştır biliyor musun?
Vardır değil mi ağlayanlar? Siyah beyaz fotoğraflar mesela. İşte onlar geliyor herkesin gözünün önüne. Hele bu türkülerle, şarkılarla anıları olanlar değil mi? Neler geliyor aklına? Dedin ya, yalın ayak bastığım toprak dedi adam ya. Evet, evet. Çimendeki ayak izim dedi. Evet. Yarım kalmış öpüşme. Aşk nedir biliyor musun arkadaşlar? Aşk uzakta olmak. Tabii. Yakına geldi mi sevgiye kavuşulunca işte. Abi. Ya. O sancı. Bak sancısız doğum olmaz. Evet. Sancısız beste yazamazsın. Şimdi duyguları doymuş rebo borsa oynayan bir yazabilir mi beste? Ya. Sıtmalı hayvanlar gibi aşktan titriyeceksin. E tabi. Öteki türlü gelmiş o seni sevmiş onu sevmiş. Çok fena bu. Yolumuz tabii. Açık olsun abi. Duygular doymayacak. O yüzden şu anki mutluluğumu hiçbir şeye değişmem. Tabii ne ki. Mutlu. Ne mutlu size. Yaşıyorum Allah, çok şükür. Allah'ın Türkiye'de 3 tane büyük aşk var. Demin söyledim size böyle. Evet, biraz şimdi bir daha bir tanesi Raşan Ecevit aşkı. Bir tanesi dedemin Rahmiye ile Neşat aşkı. Hı. Volka ile Selma aşkı. Ah, aşkı yok. Allah'ın özelden yok abi. Sende de yok, sende de yok. Allah ben öyle düşünüyorum. Korusun. Hiçbirinizde yok. Türkiye'de 3 tane büyük aşk var. Ben öyle düşünüyorum. Ah, benim kendi üstü kuruntum yahu. Ya o senin duygun ve öyle hissediyorsun. Evet, öyle düşünüyorum. Hani. Raşan Ecevit, Rahmiye Neşat, Volkan Selma. Vay be. Evet, buradan Selma Hanım'a da çok öpüyoruz. Selam olsun. Ona da evet, selam. Yengemize.